1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivri Alan köyünde dünyaya geliyor Aşık Veysel Şatıroğlu. Fakat çok ilginç bir hikayesi var Aşık Veysel'in dünyaya gelişinin. Burada köyün hemen yukarısında Ayıpınar denilen bir mera var. Koyunların hem sağıldığı hem otatıldığı bir mera. Bir gün annesi köyden meraya doğru koyunlarını sağmak üzere yola çıkıyor. Fakat tam yolun ortasında bir anda doğum sancısı tutmaya başlıyor. Yani sancı geliyor. Etrafına bakıyor. Kimse yok yardım edecek. Ne yapacak? Kadıncağız orada duruyor, oraya çöküyor ve orada çocuğunu doğuruyor. Ve inanmayacaksınız ama göbek bağına kadar kendi kesiyor. Sonra çelinde yeni doğmuş çocuğuyla beraber koyunlarına bakıyor. Tekrar yine Aşık Veysel kucağında köyüne dönüyor. O dönemlerde çiçek hastalığı Anadolu'yu kasıp kavuruyor. Tabii Aşık Veysel de bu hastalıktan nasibini alıyor. 7 yaşında önce sol gözünü kaybediyor. Bir süre sonra da sağ gözüne bir perde iniyor. Yani görmekle görmemek arası bir durumda sağ gözü. Babası çok üzülüyor Veysel'in durumuna. Ne yaparım evladımı, canımı, ciğerimi, sağ gözünü kurtarırım diye etrafına bakıyor, sorup soruşturuyor. Diyorlar ki Yozgat Akdağ Madeninde bir doktor var. Mutlaka çocuğunu ona götür. Allah'ın izniyle çocuğunun gözünü o doktor açar. Çok seviniyor babası. Hemen köye tekrar geri dönüyor ve evladını Veysel'i aramaya koyuluyor. Ahırda buluyor Veysel'i. Veysel de o ara ineklerin yemliğini süpürüyor, temizliyor. Veysel diye sesleniyor babası evladına. Tam Veysel babasına doğru bakacakken o anda ineğin boynuzu tam gözünde pat Veysel'in gözüne giriyor. Yani o anda Veysel sağ gözünde kaybediyor. Acı üstüne acı Veysel'in hayatında biriken. Babası ısrarla Veysel hayata tutunmalı, Veysel hayatın içinde olmalı diye şairlik de var babasında. O anda aklına diyor ki Veysel'e bir saz getirsem, saz alsam, acaba sazı çalmaya çalışsa onun hayata tutunmasına yardımcı olur mu saz? Sonra şu arkamda görmüş olduğunuz sazı alıyor ve Aşık Veysel'in eline değil, gönlüne veriyor. Aşık Veysel'in müzeye çevrilen evinin her köşesi Büyük Ozan'ın izlerini taşıyor. Gözleri kapanmış ama gönlü öyle bir güzel açılmış ki diline vurmuş adeta. Hem de ne vurma. Sazıyla, sözüyle sınırları küçük köyünde manaları büyük sözler söylemiş ve sınırları aşmasını, gönülleri etkilemesini bilmiş. Yürüdüm aynı zamanda. İki
ki kapılın bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Selamünaleyküm abi, nasılsın? Aleyküm selam arkadaş, hoş geldin. Allah razı olsun, sağ ol. Evet, Allah razı olsun. Bir maruzatın bir ricam var. Ya Kangal'a kadar bir gitmek istiyorum da. Götürelim. Ha? Eğer müsaitsen olur mu? Allah buyur, razı olsun, sağ ol. Kasap Apo varmış burada. Evet, herhalde çiftliği de var evinin orada. Çiftliği, ha çiftliği olan kasap Apo. Hadi bakalım. Kolay gelsin.